ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bugün 25 Nisan 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşmasında karar çıktı. Davada 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması bugün görüldü. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki mahkeme salonuna giriş yaptı. Hak, hukuk, adalet, 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 hak, hukuk, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip etti. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. Mahkeme heyeti, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Merişli'ye 9 yıl 2 ay, bakım servis müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay, altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, mühendis Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay, mühendis Deniz Parlak'a 9 yıl 2 ay, mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 4 kişi ise beraat etti. Azadi, cinayet, hak, hukuk, adalet, kazadi, cinayet. Çorlu tren kazası davasını mahkeme salonunda takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte oldukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek dedi. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması bugün görüldü. 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verilen duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün bu anneler ilk defa acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktüler dedi. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. Bundan sonra hepimize düşen bir şey var. Kim hak arıyorsa yanında olalım, arkasında olalım. Soma ise Soma, Çorlu ise Çorlu, İliç ise İliç. Evladını orada bırakmış bu gencecik anneler, mücadelelerine omuz verenler sayesinde bu gece rahat uyuyacaklar. İlk kez acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktü bu anneler. Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız, hep birlikte duracağız, hep birlikte yürüyeceğiz, birleşe birleşe biz kazanacağız. Halk kazanacak, Türkiye kazanacak. Edirne Belediyesi öğrencilere destek olmak ve onların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı. Artık Edirne Belediyesi'ne ait kafelerde tüm öğrencilere %20 indirim uygulanacak.
Edirne Belediyesi gençlerin eğitim hayatlarına ve sosyal etkinliklere daha aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla sevindirici bir adım attı. Her gün yüzlerce misafir ağırlayan Edirne Belediyesi kafelerinde tüm öğrencilere %20 indirim uygulanacak. Tüm öğrenciler öğrenci kimliğini göstererek indirimden faydalanabilecek. Lezzetli atıştırmalıkları, serinletici içecekleri veya sıcacık kahveleri daha uygun fiyatlarla deneyimleyebilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın, "Sevgili gençler, ülke olarak hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemiyle başlayan ve ekonomik krizde devam eden bu süreçte kendinizi yorgun, çaresiz ve ümitsiz hissediyorsunuz. Seçim sürecimizde gençlerimiz bizlerden indirim istemişti. Bizler de gençlerimizin bütçelerine katkı sağlamak ve onların kentte daha keyifli zaman geçirmelerine olanak tanımak için bu indirimi başlatma kararı aldık." diyerek gençlerin taleplerine kulak verildiğini ve indirimin bu doğrultuda başlatıldığını belirtti. Tüm öğrencileri Edirne belediyelerine ait kafelere davet eden Başkan Gencinak'ın, "Öğrencilerimiz Edirne Belediyesi'nin bu özel indirimlerinden faydalanmaya ve kafelerimizde keyifli vakitler yaşamaya davet ediyorum. Edirne sizlerle güzel sevgili gençler." dedi. Edirne'de bir AVM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Hiç bana bakma, çok yerin etkilisin. Aferinin delisi, ben seni nazlatamam. Bulunur yenileri, at takılır biri, ben seni fazlatamam. Edirne'de My Go Outlet AVM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle folklor gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte coşku dolu anlar yaşandı. Birbirinden güzel dans figürlerinin sergilendiği etkinlik izleyenlerden büyük beğeni topladı. Marge Outlet AVM yönetimi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz Medi Dans Okulu'nun eğitmenliğini yapmış olduğu Kadri Paşa İlköğretim Okulu, Lala Şahin Paşa İlköğretim Okulu'nun gösterilerini izledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği pırıl pırıl gençlerin ve çocukların harika dans gösterilerini hep beraber izledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sıfır atık ve yeşil dönüşüm kavramının bir yaşam tarzı haline gelmesine yönelik farkındalık oluşması amacıyla düzenlenen Sıfır Atık'la Sanat Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere belgeleri Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı tarafından takdim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık ve Yeşil Dönüşüm kavramının bir yaşam tarzı haline gelmesine yönelik farkındalık oluşması amacıyla Sıfır Atık'la Sanat Yarışması düzenlenmişti. Merit Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Nergis Çilingir Edirne genelinde birinci, Merit Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Duru Savaş ikinci, Merit Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sırma Külçe ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler için Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Öğrencilere belgelerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yarışmaya katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik etti. Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görev yapan eğitmenler tarafından Plevni İlkokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre konusunda eğitim verildi. Edirne Belediyesi çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görev yapan eğitmenler tarafından Plevne İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Plevne İlkokulu'nun konferans salonunda verilen Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi kapsamında
Öğrencilere atıkların geri dönüşümü ve sıfır atık konularında detaylı bilgiler verildi. İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun engellenmesi konularında öğrencilere farkındalık kazandırıldı. Eğitim sürecinde eğitmenler tarafından yapılan sunumlar ve interaktif deneylerle öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenmeleri sağlandı. Sıfır atık yönetmenliği kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılması, bitkisel atık yağların, elektronik atıkların, ambalaj, plastik, cam atıkların ve atık pillerinin ayrı ayrı toplanması gibi pratik bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere geri dönüşüme katkı sağlamaları için okula ihtiyacı uygun bir şekilde atık kutuları bırakıldı. Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma vizyonuyla eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Kentin işlek caddelerine konulan atık cam toplama kumbaraları da Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından temizlendi. Atık cam toplama kumbaraları vasıtasıyla toplanan atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılarak geri dönüşümü gerçekleştirilecek. Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada yaklaşık 300 adet cam kumbaranın 28 mahallenin en işlek noktalarına konumlandırıldığını ve bertaraf çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. Ayrıca şehrin tüm işlek nokta, cadde ve mahallelerinde bulunan bu cam atık kumbaralarıyla cam atıkların evsel atıklara karışmasının engellendiği söylendi. Bu kapsamda Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın'ın talimatlarıyla şehrin genelinde cam atıkların toplatılması ve geri dönüşüme gönderilmesi sürecinin devam edeceği belirtildi. Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atık camların yeniden ekonomimize kazandırılması ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın kullanmadıkları cam şişeleri, kavanozları ve cam eşyaları, çöp konteynerleri yerine bu kumbaraları atmalarını istiyoruz ifadelerine yer verildi. 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mercekaltı operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yürütülen çalışmalarda hakkında 3 ayrı suçtan toplam 28 yıl 10 ay cezası bulunan şahıs yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen uygulamada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve failleri yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından merkez ilçeye bağlı Üyüklü Tatar Köyü sınırları içerisinde icra edilen uygulamada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir araçla yapılan aramada gümrük kaçağı elektrikli süpürge, tıraş makinesi, elektronik saç düzleştirici aleti ve elektronik mutfak aleti ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 adet elektrikli süpürge, 3 adet elektronik tıraş makinesi, 1 adet elektronik mutfak aleti ve 2 adet elektronik saç şekillendirici alet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki okul servis araçları denetlendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçları denetlendi. Ayrıca öğrencilere temel trafik konuları hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 9 lira 11 kuruş, en yüksek 9 lira 75 kuruş, ortalama 9 lira 32 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlı kise en düşük 18 lira 93 kuruş, en yüksek 19 lira 91 kuruş, ortalama 19 lira 15 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 168 lira, en yüksek 276 lira, ortalama 239 lira 15 kuruş.
Düve en düşük 184 lira 80 kuruş, en yüksek 242 lira 80 kuruş, ortalama 221 lira 53 kuruş. İnek en düşük 159 lira 60 kuruş, en yüksek 212 lira 60 kuruş, ortalama 179 lira 9 kuruş. Koyun en düşük 101 lira, en yüksek 150 lira, ortalama 135 lira 27 kuruş. Süt kuzusu en düşük 208 lira, en yüksek 256 lira, ortalama 238 lira 47 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi numara 40'taki Taşkıran Eczanesi. Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi numara 53 Taksim A'daki Saray Eczanesi. Serbest piyasada dolar 32 lira 49 kuruştan, euro 34 lira 89 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2439 lira 30 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 9716 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.